Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Kazakistan, Orta Asya'da yer alan bir Türk devleti. Ülke toprakları en eski köklü Türk devletlerinin merkez üssü olduğu için Türk tarihinin atası olarak kabul ediliyor. Yüz ölçümü 2.724.900 km². Türkiye'nin yaklaşık 3,5 katı. Dünyanın 9. en geniş ülkesiyken Türk devletlerinin hem en genişi hem de en zengini. İstanbul'dan başkent Nur Sultan'a yolculuk yaklaşık 5 saat sürmekte. Ülke iki farklı zaman dilimine sahip. Batısı Türkiye'ye göre 2 saat ileriden giderken doğusu 3 saat ileride. Bu arada ülke 1991 yılına kadar 71 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve bağımsızlık ilan edildiğinde Türkiye Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu. Hem de ilk gün. Kuzeyinde Rusya, batısında Hazar Denizi, güneyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğusunda ise Çin'e bağlı Doğu Türkistan özerk bölgesi bulunmakta. Uzaktan bakıldığında Moğolistan da komşusu gibi gözükse de Çin tarafından ayrılmıştır ve birbirleri arasında 37 kilometre mesafe vardır. Hazar Denizi kapalı bir deniz olduğu için Kazakistan etrafı karayla çevrili en büyük ülke olarak kabul ediliyor. Ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri güneyde bulunan ve Kazakistan'ın ilk başkenti olan Almatı. 1998 yılında kurucu devlet başkanı Nursultan Nazarbayev anlatılanlara göre Turgut Özal'ın önerisiyle Türkiye'yi örnek göstererek "Onlar başardığına göre biz de başarabiliriz" dedi ve başkenti kuzeyde bulunan Akmalı bölgesine taşıdı. İsmine ise Kazak dilinde başkent anlamına gelen Astana ismi verildi. Fakat 2019 yılında Nursultan Nazarbayev görevden ayrıldıktan sonra ülkenin kalkınmasında büyük bir payı olduğu düşünüldüğü için başkentin ismi Nursultan olarak değiştirildi. Kimilerine göre başkent Çin sınırından uzaklaştırılıp merkezi bir yerde olması için, kimilerine göre ise Rus kökenli vatandaşların çoğunluklu olduğu kuzey bölgesini gelecekte Rusya ele geçirmesin diye taşındı. Bu düşüncenin altındaki sebep tarihte Kazakların Ruslardan epeyce zarar görmüş olması. Hatta bölgedeki Kazak nüfusunun yoğunluğunun arttırılması amacıyla ülke dışındaki Kazakların Nur Sultan'a yerleşmesi için ev, iş gibi çeşitli imkanlar sunuldu. Başkent Nur Sultan'ın toprakları aslında yarı kurak ve bataklık. Yani sıcağıyla, rüzgarıyla çölü aratmayan bir bataklık. Fakat bataklık hızlı bir şekilde kurutularak şehir kurulmuş. Şehir hem Asya, hem Batı, hem Sovyet, hem de fütüristik bir mimariye sahip. Ülkenin sahip olduğu petrol zenginliği böyle ihtişamlı, şatafatlı, insanların tabiriyle Lego kent kurulmasını sağladı. Tıpkı diğer petrol zengini ülkelerde olduğu gibi. Bugün eski binaların ön cepheleri hep yenilenmiş. Arka sokaklara girmedikçe şehir kusursuz gözüküyor. Bazı mahallelerinde hala elektrik, su, yol gibi sıkıntılar olmasına rağmen merkezin bu kadar şatafatlı olması eleştirilen bir konu. Burası suyun üzerine kurulmuş bir şehir. Şehrin neresine kazma vurursanız 2-2,5 metreden su çıkıyor. İnşaatçılar sağlam zemin bulana kadar bazen 8, bazen 10 metre kazık çakarak dibe iniyor. Yılın en az 6 ayı şehir karlar altında, geri kalanında ise serin ve rüzgarlı. Hatta sırf bu yüzden Astanalılar şehre, uçuşan insanlar şehre adını vermiş. Her yer düzlük, hiç yokuş yok. Şehrin çevresinde ne dağ ne de orman bulunuyor. Zaten rüzgarın önünün kesilememesi de bu yüzden. Hatta esen rüzgarı kesebilmek için şehrin çevresine binlerce ağaç dikilmiş. Fakat pek başarılı olunamamış. İklimin sert olmasının sebebi ise şehrin Sibirya steplerine bakması. Ülkede yıl boyunca sıcaklık değişimleri 100 santigrat dereceye kadar çıkmakta. Bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 47 santigrat dereceyken en düşük sıcaklıksa -57 santigrat derece. Kışın dondurucu soğuklarda arabaların zarar görmemesi için arabaların otomatik olarak çalışan motoru sıcak tutacak süspansiyonları bulunuyor. Şehrin içinden geçen İşim Nehri kışın tamamen donduğunda buz pateni gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Sovyetlerden kalma bir alışkanlık olarak sanatla da oldukça iç içeler. Opera ve bale oldukça yaygın. Hatta bunun için yine şehre yakışır bir şekilde şatafatlı devasa bir bina inşa edilmiş. Bu arada Nur Sultan 1999 yılında UNESCO tarafından barış şehri unvanını aldı. 2012 yılında ise Türk dünyası kültür başkenti olarak seçildi. Türk devletleri arasında en zengin yeraltı kaynaklara sahip olan Kazakistan'ın gayri safi yurt içi hasılası Türkiye'den 592.1 milyar dolar daha az olsa da
kişi başına düşen miktar Türkiye'den daha fazla. Bunun sebebi nüfusları arasında büyük bir fark bulunması. Orta Asya'da en güçlü ekonomi Kazakistan'a ait. Bölgenin toplam gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %62'si Kazakistan'ın. Periyodik tablodaki 118 elementin 99'unun bulunduğu ülkenin keşfedilmiş yeraltı zenginliği 2 trilyon dolardan daha fazla. Dünya genelinde kromun %26'sı, altının %20'si, uranyumun %17'si, demirin ise %10'u Kazakistan'dan çıkartılıyor. Uranyum rezervleri bakımından dünyada 2. sıradayken üretiminde ise 1. sıradalar. Hatta 2. Dünya Savaşı zamanında Sovyetler Birliği ordusunun 3 mermisinden biri Kazakistan'dan gönderilmiş. Ülkenin en önemli doğal kaynağı ise petrol rezervleri. Petrol rezervlerinde 12. sırada olan ülke, doğal gaz rezervlerinde 15. sırada. Kazak halkının demografik yapısından bahsedecek olursak, Kazakistan hem Avrupa'yı hem de Doğu Asya'yı çok farklı bir şekilde bir araya getiren bir ülke. İpek yolunda ülkeden geçmesi, kültürlerin yayılmasında büyük bir katkı sağlamış. Nüfusu yaklaşık 19 milyon. Türkiye'de kilometre kare başına 108 kişi düşerken Kazakistan'da 7 kişi düşmekte. Ülkede 130 farklı etnik grup yaşamakta. Nüfusun %65.5'i Kazak, %21.5'i Rus, geri kalanı ise diğer milletlerden oluşuyor. Bu arada 1921, 1922 ve 1932, 1933 yılları arasında Kazakistan'da yaşanan kıtlık yüzünden Kazaklar nüfusunun büyük bir çoğunluğunu kaybederek kendi topraklarında Ruslara karşı azınlık durumuna düştüler. Hatta iddialara göre düşürüldüler. Çünkü bu kıtlık Rusya'nın yapmış olduğu yapay bir kıtlıktı. Nüfusun %60'ı Kazakken bu oran %38'e kadar düştü. Ancak 1990 yılında yeniden üstünlüğü sağlayabildiler. Ülkenin resmi dini yok. Nüfusun %70'i Müslüman, %28'i Hristiyan, geri kalanı ise diğer dinlere mensup ya da hiçbir dine mensup değil. Kazakistan uzun bir süre boyunca Rus hakimiyeti altında olduğu için uygulanan politikalar sebebiyle toplumsal hayatta İslamiyet'in izlerine pek rastlanamamakta. Sovyet rejiminin camileri yıktırmasının, din eğitimini yasaklamasının etkileri hala görülmekte. Ülkenin büyük bir çoğunluğu Müslüman olsa da ülkede bulunan cami sayısı bugün bile oldukça az. Ezan sesinin duyulduğu bile pek söylenemez. Kazak halkına gelecek olursak, en kısa şekilde Kazaklar da bizim gibi Türktür. Birbirimizden çok farklı gözükmemizin sebebi, biz Oğuz Türküyken onların Kıpçak Türkü olması. Zamanında Kıpçaklar Orta Asya'da kalırken, Oğuz Türkleri ise Anadolu'ya göç etmiş. Ve bu yüzden Kıpçaklar Moğollardan daha çok etkilenmiş. Dolayısıyla bu da onların zaman içinde daha Moğol gözükmelerine sebep olmuş. Ruslardan kalma alışkanlıkları da oldukça fazla. Mesela ülkede alkol kullanımı Ruslarda olduğu gibi oldukça yaygın. Hatta trafik kazalarının önüne geçebilmek için az da olsa alkol almanız ehliyetinize bir yıl el konulmasına neden olabiliyor. Bazı restoranlarsa enteresan bir hizmet sunuyor. Eğer arabanızla bir mekana gidip alkol alırsanız, kendi arabanızda kilometre başına 1 lira gibi bir ücret karşılığında evinize kadar bırakıyorlar. Ülkenin iki resmi dili bulunmakta. Kazakça ve Rusça. Nüfusun çoğu Kazakça yerine Rusça konuşuyor. Yani Kazaklar çekik gözlü olan, Rusça konuşan, çoğunlukla ise Müslüman olan bir topluluk. 2009 yılı verilerine göre ülkede Kazakça %74 oranında, Rusça ise %94.4 oranında bilinmekte. İş hayatında Rusça ortak dil olarak kullanılmakta. Kısacası ülkede yaşayabilmek için Rusça bilmek şart. 2017 itibariyle Rus alfabesi olan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci başlatıldı. Kazaklaşmaya yönelik bir adım olarak kabul edilen bu sürecin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Türkçe ile Kazakça kelimeler arasında pek çok benzerlikler var. Ülkenin para birimi Kazakistan tengesi. Bugün 100 tenge 1.69 Türk lirasına karşılık geliyor. Asgari maaş 90 dolar civarındayken ortalama maaşsa 470 dolar civarında. Madencilikle uğraşanlar 842 dolar civarında maaş alırken doktorların maaşı 1000 doların üzerine çıkmakta. Benzin çok ucuz ve insanların genel olarak gelirleri çok düşük olduğu için yoldan geçen herhangi bir arabaya el edildiğinde taksi gibi sizi istediğiniz yere belirlediği bir ücret karşılığında götürmekte. Ayrıca taksiler müşteri varken başka bir müşteri de alabiliyor. Ücretli yol, ücretli park gibi yerler genel olarak Orta Asya'da yok. Deniz seviyesinden 1691 metre yükseklikte ve dağların eteğinde yer alan toplam 170'den fazla rekorun kırıldığı dünyanın en yüksek buz pisti Medeu Kazakistan'da bulunmakta. Okullar ancak hava -25 derece olduğunda tatil ediliyor. 2014 yılı verilerine göre öğrencilerin %32'si Rusça eğitim görmekte.
1917 yılında yapılan Rus devriminden sonra bölgede Rus eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. İlk ve orta öğretim Kazakça yapılmasına rağmen anaokullarında ve yüksekokullarda Rusça eğitim yapılması Kazak gençlerini Rusça öğrenmeye mecbur bıraktı. Kazakların milli şuurunu kaybetmesi ve asimile olmaları için çeşitli çalışmalar yürütüldü. Stalin döneminde Kazakçadaki birçok kelime değiştirilerek yerine yeni kelimeler eklendi. Bugün Kazakistan'da yaşayan 3,5 milyon Rus için 1500 civarında Rusça okul bulunurken, Rusya'da yaşayan 1 milyon Kazak için bir tane dahi okul bulunmuyor. Ülkede anaokuluna gitmek zorunlu. Bebek henüz 1 aylıkken ebeveynler anaokulu kayıt sırasına giriyorlar. Eğitimde tuhaf olan şey devlet üniversitelerinde ücretli olması. Ayrıca üniversitelerde rüşvet oldukça yaygın. Ülkenin coğrafi yapısına bakacak olursak, ülke topraklarının 5'te 1'i dağlarla kaplı. Ormanlar yok denecek kadar az. Topraklarının yalnızca %1.2'si ormanlarla, büyük bir kısmı ise çöllerle kaplı. Hatta dünyanın en büyük çöllerinden biri olan Kızıl Kum Çölü'nün bir kısmı Kazakistan'da bulunuyor. Ülkede 7000'den fazla nehir bulunmakta. Bu nehirlerden biri ise ülkenin en büyük ve en tuhaf gölü olan Balkaş Gölü'ne dökülüyor. Gölü tuhaf yapan özelliği batı yarısının tatlı, doğu yarısının ise tuzlu sudan oluşması. Ülkenin bir diğer tuhaf olan doğa harikası ise içi 3-4 metre çapında büyük toplar şeklinde kayalarla dolu olan Toplar Vadisi. Kazakistan'da bulunan en büyüleyici yer ise Batık Orman. Aslında burası yıllar önce dağların arasında kalan bir nehrin geçtiği, çam ağaçlarının bulunduğu sıradan yeşillik bir alandı. 1911 yılında gerçekleşen bir deprem sonucu oluşan toprak kayması nehrin akışını kapatarak burada doğal bir baraj oluşturdu ve Kandi Gölü meydana geldi. Çam ağaçları gölün içinde büyümeye devam etti. Görünürde sadece ağaçların gövdeleri gözükse de aslında ağacın kendisi suyun altında saklı. Kışın göl tamamen donduğunda batık ormana dalışlar yapılıyor. Yazın bile suyun sıcaklığı 6 dereceyi aşmıyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük 4. gölü olan, şimdi ise adeta bir çöle dönüşmüş Aral Gölü'nün bir kısmı Özbekistan topraklarında bulunurken, diğer bir kısmı ise Kazakistan topraklarında bulunuyor. Çöle dönüşen bu göl aslında Marmara Denizi'nden yaklaşık 6 kat daha büyüktü. Burası tarih boyunca insan eliyle doğaya verilen en büyük zarar. %90'ından fazlasının kuruduğu göl, bugün develerin gezdiği, yer yer paslanmış gemilerin bulunduğu bir çöle dönüşmüş durumda. Sovyetler Birliği zamanında pamuk üretiminin arttırılması amacıyla arazileri sulamak için Aral Gölü'nü besleyen Ceyhun ve Seyhun nehirleri kullanıldı. Nehirler sayesinde bugünkü Özbekistan toprakları 10 yıl içinde en fazla pamuk üreten 3 bölgeden biri haline geldi ve bu da Sovyet sanayisine can verdi. Bu süreçte yeterince beslenemeyen göl sıcaklıkların da etkisiyle zaman içinde kurumaya başladı. Gölün küçülmesi suyun tuzluluk oranını da arttırdığı için birçok balık türünün neslinin tükenmesine neden oldu. Tabi tarım ilaçlarının suyu zehirlemesiyle durum daha da kötüye gitti. Suya karışan kimyasal maddeler birçok sağlık sorunu yarattı ve suyun çekilmesiyle sorunlar daha da ağırlaştı. Göl kurudukça tarım ilaçlarından kalan zehirli kimyasal maddeler ve tuz dibe çöküp kuruyan yatakta kaldı. Ve bugün rüzgarın etkisiyle göl yatağından kalkan tozlar çok geniş bir bölgede insanlar tarafından hala solunmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan insanlarda kanser, anemi, böbrek hastalığı ve solunum hastalıkları oranları artmış durumda. Hatta 1981-1991 yılları arasında kanser oranları 2 katına çıktı. 1960'lı yıllarda bölgedeki çocuk vefat oranı %2 iken 2000'li yıllara gelindiğinde %10'a kadar yükseldi. Yani dünyadaki toplam çocuk vefat oranının 3 katına. Gölün yok olması iklimin de değişmesine yol açtı. Artık kış ayları daha soğuk, yazları ise daha sıcak ve kurak geçiyor. Şimdi ise çeşitli meyve ağaçları dikerek gölden geriye kalan tuz ve kimyasal maddelerin yayılması engellenmeye çalışmakta. Hedef çöle dönüşen göl yatağının 3'te 1'ini ağaçlandırmak. Ekilen 3 ağaçtan ikisi tutuyor ve tahminlere göre hedefin tamamlanması 150 yılda gerçekleşecek. Fakat ülkenin en tehlikeli yeri Sovyetler Birliği döneminde yüzlerce nükleer silah denemesinin yapıldığı Semipalatinsk nükleer deneme sahası. Söylenenlere göre Çernobil'den daha tehlikeli. Burası dünya genelinde yapılan denemelerin 4'te 1'ine sahne oldu. En son deneme ise 1989 yılında gerçekleşti. Kazakistan Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra dünyanın en büyük nükleer cephanesine sahipken
gönüllü olarak nükleer faaliyetlerden vazgeçerek burayı kapattı. Patlamaların gerçekleştirildiği zamanlar bölgeye 40 kilometrelik mesafedeki köyler bile boşaltılmadı ve yayılan radyasyon pek çok insanda kalıtsal hastalıklara neden oldu. 1,5 milyon Kazak kansere yakalandı veya radyasyonun vücutlarında neden olduğu fiziksel hasarlara maruz kaldı. Bugünse genetik sebepler yüzünden hala sakat doğumlar, görülmemiş hastalıklar bölgede bulunan insanların hayatını ve yeni nesilleri etkilemekte. Kazakistan'ın sahip olduğu en önemli yerlerden biri ise dünyanın en eski ve en büyük uzay üssü olan Baykonur Uzay Üssü. Burası Rusya tarafından Ay'a ilk uydunun ilk insanın gönderildiği ve daha birçok ilkin gerçekleştirildiği yer. Aslında Kazakistan'a ait. Fakat 2050'ye kadar Rusya tarafından kiralanmış durumda ve Rus vizesi olmadan içine girilemiyor. Rusya'nın uzay konusundaki başarıları tabii ki de yadsınamaz. Fakat Kazakistan zamanında böyle bir uzay üssü kurmamış olsaydı bu başarıları elde eden ilk ülke Rusya olabilir miydi tartışılır. Yaban hayatı ülkede oldukça yaygın. Ülkenin iki milli hayvanı kar leoparları ve bozkır kartalları olsa da en önemli hayvan atlar. Atların ilk Kazakistan'da evcilleştirildiği ve sürüldüğü iddia edilmekte. Atlar aynı zamanda yemeklerde de oldukça fazla kullanılıyor. Her at yenmiyor. Yenilen atlar özel olarak yetiştiriliyor. En fazla tükettikleri içecekse kımız adı verilen at sütü. Ayrıca şubat adı verilen deve sütü de oldukça fazla tüketiliyor. Çayı ise bizim gibi değil, sütlü içiyorlar. Kazakistan elmanın ana vatanı olarak kabul edilir. Hatta Kazakistan'ın eski başkenti olan Almatı, kelime olarak alma atanın birleşiminden oluşur. Anlamıysa elmanın babası anlamına gelir. Ülkede her yerde yabani elma ağaçlarının bulunmasının yanı sıra elma ormanı bile bulunmakta. Yapılan araştırmalar ilk elmanın Kazakistan'da yetiştiğini göstermekte. Hatta Oxford Üniversitesi biyologlarının araştırmalarına göre gezegendeki ilk yenilebilir elmanın Kazakistan'da 2000 metre yükseklikte yetiştiği iddia edildi. Yerleşik hayata geçen Kazakların yanı sıra hala atalarından kalan mirasla göçebe bir hayat yaşayan Kazaklar da var. Eski Türk topluluklarında ekonomi hayvancılıkla sağlandığı için Türkler zamanında böyle bir yaşam tarzını benimsemişler. Nerede ot varsa, su varsa oraya göç ediyorlar. Bozkır'da yaşayan Kazaklar 4 mevsim göç halindeler ve hala hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kışın dağ aralarında yapmış oldukları ahşap evlerde, ilkbahardan itibarense yurt adı verilen çadırlarda yaşıyorlar. Bu çadırlar ailenin en küçüğünden en büyüğüne kadar hep beraber ailece kurulan tek odalı bölmesiz çadırlar. 1,5-2 saatte kuruluyor, geri toplamakta aynı süreyi alıyor. Evin içindeki tüm desenler kendilerine özgü milli desenleri. Kazakistan bayrağındaki bu şekil aslında yurtların en tepesindeki şekilden gelmekte. Çatıların böyle olması bizim çatımız bayrağımızdır anlamına geliyor. Bu çadırlar birbirinden oldukça uzak. Şehre ancak bir ihtiyacı olduklarında gidiyorlar. Eğitim sorunuysa yatılı okullarla çözülüyor. Besledikleri koyun ve keçilerden elde ettikleri süt, peynir, tereyağı, yoğurt, yün ve eti satarak geçimlerini sağlıyorlar. Sürülerini kurtlardan korumak içinse yetiştirdikleri, eğittikleri kartalları kullanıyorlar. Çok ilginç gelenekleri de bulunuyor. Mesela erkek çocukların saçları 5 yaşına gelene kadar kesilmiyor. Daha sonra bir törenle kesiliyor. Cenaze törenleri de biraz farklı. Vefat eden kişi yıkandıktan sonra bir yatağa yatırılıyor ve o kişinin yakınları yatağın kenarına oturarak sabaha kadar onunla konuşuyorlar. Sabah olduğunda Kur'an okuyorlar ve kişi defnedilmeye götürülüyor. Defnedilirken atının toynakları ve kuyruğu da o kişiyle birlikte gömülüyor. Ne kadarı hala uygulanıyor bilmiyorum ama bunun gibi pek çok gelenekleri var. Bir ülke videosunun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.